Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Şeyda. Bugünkü videomun konusu ikigai. Bu aralar sanırım biraz da Covid ve pandeminin etkisiyle daha böyle sağlıklı yaşama, uzun yaşamaya, mutlu yaşamın sırlarını böyle araştırmaya yönelik bir dönemden geçmekteyim. Bu sırada fark ettim, tanıştım ikigai kavramıyla. Aslında bir uzak doğu felsefesi de diyebiliriz. Onların işte uzun yaşam, mutlu yaşam sırrı diye geçiyormuş ikigai. Bana da güzel ilhamlar verdiğini düşünüyorum bu konunun. Sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle bir video hazırlamak istedim. Öncelikle ikigai neymiş onu açıklayayım size. İkigai kelime olarak baktığımızda iki hayat, gai de amaç demekmiş. Yani hayatınızın amacı, hayat gayeniz anlamına gelen bir kelime. En yaygın kısa tanımı ise sizi sabah uyandığınız zaman yataktan kaldıran şey, amacınız. İnternetten araştırmalar yaptım. Bu konuyla ilgili çok güzel yazılar var. Onları okudum, videolar izledim. Bir de aynı adı paylaşan bir kitap var, Ikigai diye şöyle göstereyim. Bu kitabı da okudum. Zaten böyle 1-2 günde kısaca hemen bitirebileceğiniz bir kitap. Akıcı bir kitap, sade ve sizi yormadığı için hakikaten çok hızlı bitiyor. Japonya dünyanın en uzun yaş ortalamasına sahip ülkeymiş ve özellikle de Okinawa diye bir yer yine Japonya'da. Burada çok fazla asırlık 100 yaşın üstündeki kişilerin yaşadığı yermiş. Onların da uzun yaşam sırlarından birinin ikigai felsefesi olduğunu düşünüyorlar. Bundan yola çıkaraktan oraya, o bölgeye gidip bir araştırma grubu onların işte her gün kan tahlilleri, neler yaptıkları, kaçta yatıp kaçta kalktıkları, neyle beslendikleri, aktiviteler nelerdir? Her gün 24 saat boyunca bir müddet onları izlemişler ve ortak noktalarını bulmaya çalışmışlar. Bu uzun yaşamın, mutlu yaşamın sırrı nedir diye. Çok güzel bir araştırma bence. Ve araştırma sonucu da hakikaten düşündükleri gibi ikigai büyük bir payı var bu uzun yaşam sırlarında. Yani şöyle bir düşündüğümüz zaman zaten eğer amacınız varsa mutlusunuzdur, çabalarsınızdır, sizi hayata bağlar. O yüzden bir hayat amacı herkes için çok önemlidir aslında. İş ki bunu bulabilelim. Evet, bu araştırmada bu insanların ortak yönlerinden bir tanesi kendileri bu daha çok böyle emekli olduktan sonra edindikleri hobiler aslında. İşte marangozluk, bahçe işleri, maske boyama tarzı. Bunlara böyle kendilerini kaptırıp akışı yakalamak, anı yaşamak aslında onların ortak yönleri buymuş. Kitapta zaten çok defa bahsediyor akışı yakalamaktan. Şimdi bu uzak doğu felsefesine göre ikigai'nizi bulmanız için 4 tane soru sormanız gerekiyor kendine ve bu 4 sorunun kesişim kümesi sizin ikigai'niz, hayat amacınız oluyor aslında. Peki nedir bu sorular? İlki, keyif aldığınız, yapmaktan keyif aldığınız şey nedir? Bu bir hobi olabilir, sanat olabilir, zanaat olabilir, mühendislik olabilir, fark etmez. Yapmaktan hoşlandığınız şey nedir? İkinci soru, iyi olduğunuz yapmaktan, yetenekli olduğunuz alan nedir? Üçüncüsü, size para kazandıracak şeyler nelerdir? Dördüncüsü de, dünyanın ihtiyacı olan şeyler nelerdir? Bunları yazdığınız zaman ortak olan bir şey varsa bu sizin ikigai'niz oluyor. Bence bunu bulmak çok zor ve kesinlikle yaşa göre, döneme göre, o anki duruma göre değişebilen bir şey ikigai. Anlık olarak arada bir belki de kendimizi yoklayıp güzel bir amaç edinmemiz hayat kalitemizi, mutluluğumuzu daha da arttıracaktır. Kitap hakkındaki biraz da yorumlarımdan bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir kitap, güzel bilgiler veriyor ama ben birazcık daha derine inmesini, detaylı anlatmasını isterdim. Yani mesela bu ikigai'nizi bulma konusu biraz daha detaylı anlatılabilirdi. Çok yüzeysel kalmış bence. Bir de beslenme konusunda mesela. Nasıl besleniyorlar bu Okinawa'daki 100 yaşı üstündeki insanlar? Onlarla ilgili işte bilgiler vermiş. Tatlı patates yiyorlar, pirinç yiyorlar, balık yiyorlar, sebzeyle besleniyorlar, çok doymadan kalkıyorlar falan. Ama birazcık yetersiz kalmış. Daha detaylandırılabilirdi bence. Çünkü şöyle, bu insanlarda böyle kansermiş, kolesterolmüş gibi hastalıkların da çok az görüldüğü, hatta neredeyse görülmediği saptanmış. Bence daha öğretici olabilirdi beslenme konusu biraz daha detaylandırılsaydı. Onun haricinde mesela uzak doğu sporları, yoga, tai chi gibi onlarla ilgili temel hareketler de hem madde madde yazılı olarak hem görsel olarak belirtilmiş. İlgilenenler yapabilir öğrenmemiz için. O
bölüm çok hoşuma gitmişti mesela. Bir de içinde 100 yaşını aşkın sadece Japonya'da değil, İtalya'da, Amerika'da olan böyle Guinness Rekorlar kitabına girmiş hatta dünyanın en yaşlı insanı olarak. Bazı insanlarla kısa kısa röportajlar da var. Onlar da böyle birazcık daha uzatılabilirdi ama bence yine bu hali de güzeldi ama birazcık daha fazlasını bekledim açıkçası. Daha bilgilendirici olur diye düşünmüştüm. Çünkü çok güzel bir araştırma, gerçek deneye bağlı bir çalışma. Öyle olduğu için insan daha çok faydalanmak istiyor bu çalışmadan. O yüzden biraz yüzeysel geldi. Daha detaylı, daha çok bilgi veren bir kitap yapılabilirdi diye düşünüyorum ama yine de ben severek okudum. Yani sonuç olarak mutlu ve uzun yaşamın sırrı, sevdiğimiz insanlarla birlikte geçirdiğimiz kaliteli vakitler, kendimizi o an akışa kaptırıp diğer şeylerle bağlantımızı kestiğimiz, gerçekten onu %100 kendimize verdiğimiz, odaklandığımız, sevdiğimiz bir hobi ya da iş edinebilmek, sağlıklı beslenmek, çok ağır fiziksel aktiviteler değil de daha böyle yine tabii ki vücudunu çalıştıran ama işte yoga gibi, bahçe işleri gibi rutinde böyle yine bize hareket sağlayacak ama çok da yüklenmeyeceğimiz, vücudumuzu yormayıp ama zinde tutacağımız hareketli bir yaşam tabii ki de uzun yaşamın sırrı düşündüğümüz zaman cevap aslında çok basit. İş ki bunları uygulayabilelim, ikigayımızı bulabilelim. Ama kitapta okuduğumda da fark ettiğim gibi aslında insanlar emekli olduktan sonra ikigayılarını bulmuş. Bulmak kolay bir şey değil ve videonun başlarında bahsettiğim gibi bence dönemsel olarak da değişebilecek bir şey bu. Çünkü her zaman sevdiğimiz şeyler, hoşumuza giden aktiviteler değişebilir. Evet, hayattan keyif alacağınız güzel günler yaşamanızı dileyerek videomu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.